insan yüreğinde İslam, yüreğinde Türk ve Türklük sevdası olan kardeşlerimizin desteğiyle inşallah geleceğimiz yerde Doğu Türkistan'ın özgür olmasıdır. Bir husus var, şunu da söyleyeyim. Doğu Türkistan mücadelesinin kutsallığından bahsederken biz bunu boşta havada bir laf olarak söylemiyoruz. Doğu Türkistan, Doğu Türkistanların yönetebileceği özgür bir yapıya kavuştuğu zaman hem Türk dünyasının sınırları Çin Seddi'ne dayanmış olacak, hem İslam dünyasının sınırları, toprakları Çin Seddi'ne dayanmış olacak, hem de gerçekten medeniyim diyen Batı'nın toprakları Çin Seddi'ne dayanmış olacak. Ve belki de bu mücadele Çin Komünist Partisi'nin Çin yönetiminin altında ezilen ve hakları çiğnenen diğer Çin halkına da bir örnek olacak. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Hanefi Çakır Bey'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin soru cevap bölümünde tekrar burayı arz etmiş olacağız. Tabii Çin yönetimi dünya tarihinde strateji, istihbaratı, dış politikayı ve algı yönetimini çok iyi yapan bir ülke. Birleşmiş Milletler'de de daimi üye ülke olduğu için Doğu Türkistan'la ilgili bilgileri çarpıtmaktadır. O konuda da özellikle vurgulamak istediğim rakamlar var. Bu rakamlara çok dikkat edelim. Doğu Türkistan'ın yüz ölçümüyle ilgili bir yanlış ifade kullanılıyor. Doğrusunu söylüyorum. Doğu Türkistan'ın doğal tarihi kaynaklarda da geçen yüz ölçümü 1.828.412 milyon kilometre karedir. Bu rakam oldukça önemli bir rakamdır. Toprak olarak Kazakistan'dan sonra en büyük Türk devletine ait bir toprak olacak. Nüfus olarak 45 milyon, nüfus olarak da Türkiye'den sonra nüfus olarak ikinci sırada. Evet, işgal sürecinde 68 yıllık işgal sürecinde 35 milyon insan katledilmiştir. Bu rakam da oldukça önemli. Tabii Çin yönetimi her yıl dünya kamuoyundan, medyasından gazetecileri alıp Doğu Türkistan'da bir asimile edilmiş mahalleye götürerek oradan dünya kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte. Tabii Birleşmiş Milletler'deki gücünü de kullanmaktadır. Şu anda 1 milyona yakın da hapiste suçsuz olarak maalesef tutulanlar var. Ve bunların içerisinde de her yıl 60 bin kişi düzenli olarak işkencelerle, değişik metotlarla katledilmektedir. Yine sürgünde olan insanlar 68 yıllık süreç içerisinde 10 milyona yakında sürgünde dünyanın değişik ülkelerine dağılmış olan maalesef Müslüman Türk Uygur kardeşlerimiz var. Tabii Doğu Türkistan bizim için neden önemlidir? Öncelikle Doğu Türkistan Türklerin ana vatanı olduğu için bizim için önceliklidir. Tabii sonra hem soydaşlarımız hem dindaşlarımız olarak aynı zamanda bizim için çok önemlidir. Şimdi bu minvalde Doğu Türkistan sürgün hükümetinde görev yapan bakanlarımıza da 5'er dakikalık söz hakkı vermiş olacağız. Onlar da kendi çalışmalarıyla ve bugünle ilgili, hükümetle ilgili görüşlerini ifade edecekler. Değerli büyüğümüz İçişleri Bakanı Hüseyin Köksal Osmanoğlu Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Osmanlı Hanedan ailesine mensup merhum Abdülmecid Efendi'nin 5. kuşaktan torunu. Mikrofonu kendilerine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Çok değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii biz şöyle... televizyonlarda da seyrediyorsunuz. Osmanlı Beyliği'ni kurarken küçük bir beyliktik derken burada başarıya ulaşmamızın ana sebepleri el ele vermemizden kaynaklanmıştır. Küçücüktük, içicik fıçıcık, içi dolu turşucuk hesabı el ele vermişizdir, gönül gönüle vermişizdir. O insanlarla
23 milyon metrekare toprağa hükmeden bir yapı oluşturmuşuzdur. Türk tarihimize baktığımız zaman Türkler 30-40 tane imparatorluk kurmuş. Dünya üzerinde böyle bir millet yok. Biz Osmanlı ailesi yani Türklerin kurmuş olduğu imparatorlukların en uzun ömrü 200 seneyi geçmemiştir. Bu nedenle biz de bazı değişiklikler yapmışızdır ve bunu 600-650 seneye çıkartmayı başarabilmişizdir. Şimdi Doğu Türkistan dediğimiz zaman bizim ana yurdumuz burası. Canımız oradan geldik biz. Buralara oralardan geldik. Şimdi tabii yanlış düşünceler nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıysa Doğu Türkistan'ı da esaret altına almışlar. İşte diğer Türk ülkelerine Rusya, Çin hani böyle paylaşım yapmışlar. Şimdi dış güçler yanlışlıklarını yapacaklardır. Ben onları suçlamıyorum. Ama biz birlikte olacağız. Biz Türk'üz. Biz birlik ve beraberlik içinde olacağız. Şimdi bu 15 Temmuz'da Türkiye'de bir dönüşüm oldu. 200 yıllık bir oluşum oldu. Bu 200 yıldan beri bir kırılma noktası oldu. Şimdi bu kırılma noktasında bunu partisel olarak ele almayalım. Bunu Türk dünyası olarak ele alalım ve Türkiye Cumhuriyeti olarak ele alalım. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu tarafa 90 yıldan beri fazla yol alamadık. Ama şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra el ele vereceğiz. Birlikte olacağız. Gönül gönüle vereceğiz ve bize dünyanın ihtiyacı var. Suriye'sinde, Irak'ında, işte dünyanın bütün ülkelerinde bize ihtiyaç var. Osmanlı'nın o ilk kurduğumuz o dönemlerde de insanlığın ihtiyacı vardı. Bugün de şimdi aynı pozisyondayız biz. Şimdi burada birlikte olacağız, diri olacağız ve Doğu Türkistan'ı kurtarabileceğimiz gibi bütün insanlığı kurtaracağız. Ve biz bunu yaparız. Bizde bu güç var. Sadece yapacağımız tek şey var. Şöyle, el ele vereceğiz, güçlü olacağız. Zaten Türk milletinin de özelliğinden bir tanesidir bu. Bu 15 Temmuz'dan sonra bu birliği de sağlayacağız. El ele vereceğiz, gerçek anlamda hakikaten vereceğiz ve bakacağız ki güzel gelişmeler sağlayacağız. Bütün bırak Türklüğü, Türkleri, insanlığı kurtaracağız. İnsanlık bize diyecek ki, "Ya mübarekler bu zamana kadar neredeydiniz?" Ve bizler bunu dedireceğiz inşallah. Bu Doğu Türkistan'da şimdi bir Türkiye'de bir hükümet, dünyada bir hükümet oluşturuldu. İşte bu hükümeti de güzel çalışmalar, gene bu hükümet içinde de hedefleri kurup el ele vereceğiz, burada da el ele vereceğiz. Doğru işler yapacağız. Zaten şöyle, biz doğru işler yaptığımız zaman, bunu ben demiyorum da Allah Celle Celaluhu diyor ki, bir kardeş bir kardeşle, bir arkadaş bir arkadaşla, bir güç bir güçle, birlik içinde olurlar da, birbirlerine karşı da dürüst hareket ederlerse orada ben varım diyor. Şimdi burada iki denklem var. Birlik ve dürüstlük. Ve biz bunu Doğu Türkistan hükümetinde oluşturacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde de oluşturacağız. Ve Türkiye olacağız. Ve tekrardan Osmanlı'da olduğu gibi süper gücü yakalayacağız inşallah. Hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine çok değerli bir bakanımız, Savunma Bakanı Sayın Gayret Kasım Böre'yi de mikrofonu arz ediyorum efendim. Buyurun. Selamun Aleyküm. Ben Doğu Türkistan'a geldim. Doğu Türkistan 3 tane dağ var, 3 tane ova var. Altay Dağ, kuzey, orta kısmı Tanrı Dağ, güney kısmı Karakorum Dağ. 3 ovada, güneyde Tarım Ovası, orta kısımda Turpan Ovası ve kuzey kısmı da Cungara Ovası. 3 kısmı da ben yıllarca mücadele ettim. Hep silahlılık mücadele ettim.
tek bir eksikliğimiz var. Bu mücadelenin arkası gelmiyor. Çok düşündüm, yıllarca düşündüm. Neden diye. En son buldum. Biz Doğu Türkistan için bu dava sadece Doğu Türkistan için düşündük. Aslında bu dava birmiş, Türkistan davası. Çünkü Doğu Türkistan kurulmadan önce Türkistanlı vardı. O yüzden bu sadece Uygurların davası değil. Doğu Türkistan, Orta Asya'da 6 tane cumhuriyete bölündüler. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Çinliler'de, Çin ordusu Doğu Türkistan'da orada yaşayan insanların daha fazlası var. Her vilayette bir tane tümen var, 10.000 kişilik. Ve 11 tane çalışma tümeni var. Ve jandarma birlik var. Her alayda, her nahiyede bir alay. Kendi askeri, kendi milletin zorla Doğu Türkistan tutmak zorunda kalıyor. Biz Çinlilerle güzel konuştuk. Bizim gidecek yerimiz yok. Mücadele etmek zorunda. Çin kaynakta açıkça yazıyor. 60 milyon 60 yılda yaklaşık 30 milyon terörist öldürdük dediler. Evet, 30 milyon şehit verdik. Dadalarımız, atalarımız bize hazırız bu şehitka. Yeter ki amacımıza ulaşalım. Teşekkürler. Gayret Bey, bu duygu yüklü konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii Doğu Türkistan davası sadece Uygurların davası değildir. Doğu Türkistan davası bütün Türk dünyasının davasıdır. Bütün İslam dünyasının davasıdır. Ve vicdan ve insaf sahibi olan bütün insanlığın ortak meselesidir. Biz bu konuya bu şekilde bakıyoruz. Şimdi de Hüseyin Hakkı Kahveci Bey, Enformasyon Bakanımız kendisini mikrofona arz ediyor. Değerli arkadaşlar, Doktor Hüseyin Hakkı Kahveci ben, ANSAV Strateji Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Türk dünyasının bir parçası ve kanayan yarası olduğu için 3 ay önce Sayın Hanifi Çakır Bey'in ricası, Sayın Enver Yusuf Turhani'nin yine aynı şekilde gece saat 3'teki ricasıyla birçok riski, bu bir risk olmasına rağmen alarak bu görevi kabul ettik. Bugünlerde de özellikle Çin üzerine Türkiye'de çıkan birçok haberin kaynağı yine bizim medya merkezimiz tarafından yayınlanıyor. Şimdi öncelikle 83. yılında Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele ederken hayatını kaybetmiş, şehadet şerbetini çıkmış annelerimiz, bacılarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, dedelerimiz, 40 milyon insandan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. 1969 yılından bu yana geçen süre içerisinde 1990'lar başında Sayın Rahmetli Demirel'in çabalarıyla Türkiye içerisinde ciddi anlamda bir Doğu Türkistan meselesinin hareketlenmesi olmuştu. 2000'li yılların başında maalesef Türkiye'deki siyasi yapıların Çin'le işbirliğine gitmesi neticesinde bu konu gündemden kaldırıldı. İnşallah bundan sonraki dönemde bu konuyu gerek dünya medyası gerekse Türkiye medyası açısından ve Türk insanının bu konuda bilinçlenmesi açısından elimizden geleni yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki birlikten kuvvet doğar ama şunu unutmayalım. 1990 yılında Rusya çökerken ortaya çıkan Türk devletlerinin bağımsızlık mücadelesinde Türkiye'nin tabii ki çok ciddi katkıları olmuştur.
Ama Rusya gibi bir gücün karşısında Batı'nın desteği olmadan bunu başarmak imkansızdı. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal'ın, gerek İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, gerekse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ve Ronald Reagan'la olan ilişkiler sayesinde, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in de ciddi anlamda bu konuya eğilmesi sayesinde bugün Orta Asya'da 5 tane daha Türk devletimiz ortaya çıkmıştır. Bu bir devlet politikasıdır. Dönemin Maliye Bakanı Sayın Adnan Kahveci rahmetli Türkiye'nin kıt imkanlarıyla, benim de amcamdı, olmayan imkanlarıyla bu kurulmuş cumhuriyetlere, bu devletlere ciddi anlamda mali kaynaklar aktarmış. Tabii bunun sonucunda biz millet olarak çeşitli sıkıntılar yaşamışızdır. Bunu sorduğumuzda biz çocuktuk, şöyle bir cevap aldık. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkistan Türkleri cephede mitralyozların başında bayrak açmış, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü bekliyorlar. Türkistan'dan kalkıp buraya kadar gelmişler. Üste yok, başta yok. Şehadet için değil. Tabii ki sonu şehadet. Türk milleti için. Sadece Türk milleti için geldiler. Hiç kimse o tarafa bu tarafa atmasın. Türk milletinin kurtuluş savaşı için geldiler. Osmanlı da bizim ecdadımız, Mustafa Kemal Atatürk de bizim ecdadımız. Neticesi itibariyle ikisi için onlar binlerce kilometre yol kat edip geldiler. Rahmetli Atatürk, ciddi mali sıkıntılar var. Osmanlı hazinesinde de yok. Padişah Vahdettin aynı şekilde, sarayın imkanları çok kısıtlı. Onlarda da yok ki Anadolu'ya yardım edilebilsin, bazı gerçekler var. Orta Asya'daki Türk topluluklarından para yardımı geliyor. Para yardımının geldiği yerler Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerimiz, Kazakistan'daki Türk kardeşlerimiz, Pakistan'daki Türk kardeşlerimiz, Türkmenistan'daki Türk kardeşlerimiz. Tabii ki o dönemde insanların toplanma yeri camiler, o camilerde toplanıyor paralar ve bir şekilde geliyor. Bugün bu buranın vatan olmasında ciddi olarak emek ve katkıları var. Hatta İzmir Marşı'nda "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diye başlayan İzmir Marşı'nda cephede mitralyoz ayna gibi parlıyor. Türkistan Türkleri bayrak açmış bekliyor. Bu çok önemli bir detaydır. Rahmetli Atatürk'ün yine vasiyetindeki çok önemli konulardan bir tanesi 1980'li yıllarda rahmetli Turgut Özal tarafından dillendirilmiştir. Çin Seddi'nden Adriyatik'e Türk dünyası. Ben Urumçi'ye gitmiş birisiyim 1992 yılında. Pakistan K2 dağlarından Çin sınırından geçtim Sincan-Uygur özel bölgesine, kömür kamyonlarıyla gittim. Kaçak kömür kamyonları içerisinde. Biz iki arkadaş, üniversite öğrencisi, öyle bir aptallık yaptık dedik ama kurtardık, bir şey de olmadı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Zulüm var mı? Var. Fakat son 15 yıldır Filistin'in zulmünün görüldüğü ülkemizde Doğu Türkistan'daki zulüm, Çin zulmü neden görülmedi sorusunun cevabı herhalde para. Bu öyle gözüküyor. İkili ilişkiler, imkanlar vesaire, şu bu. Tarihimize baktığımız zaman gerek Çin, gerek Rusya, gerek Fars oyunlarıyla tüm kurduğumuz devletlerde sıkıntı yaşamışız. Birbirimizi birbirimize kırmışız. Devlet olma vasfımızı kaybetmişiz. Yeniden bir araya gelmişiz, kurmuşuz. Yeniden aynı şekilde davranmışız. Yeniden hatalarımızdan ders almadan aynı noktaya gelmişiz. Şimdi dolayısıyla 450 milyonluk Türk dünyasında Türk milletlerini yönetecek bir Türk devlet adamı yok mu? Bir adam yetiştiremedi mi bu analar? 450 milyonluk Türk dünyası var. Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, aman bayev, Kırgızistan Devlet Başkanı dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı buyurun geçin Türk dünyasının başı olun. Bırakın Avrupa'yı, bırakın Arap dünyasını, Türk dünyasının başı olun. Biz Türk dünyasını birleştirebilirsek, ki 15 sene önceki proje bu idi, Demirel'le beraber devam eden. Biz bir anda Arap çöllerine gittik, yukarıda Türk dünyası başsız kaldı ve 15 sene kaybettik. 15 sene hem burada kaybettik hem Türk dünyasında kaybettik. Şimdi geldiğimiz noktada İngiltere ve Amerika'nın destekleri olmadan, ben herkes kızabilir, emperyaldir, şudur budur vesaire, öyle Suudi Arabistan'la falan bu iş olmaz, gerçekçi olalım. Ben size söyleyeyim, İslam dünyasında da sadece Türkiye Cumhuriyetlerin desteği olursa, Azerbaycan'ın siyasi, işte Kazakistan'ın siyasi desteği, Türkiye'nin ciddi destekleri olursa, Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü mevcut yönetimi de ciddi anlamda destek verirse, benim kendi öngörüm, çok fazla yanılmam, inşallah 5 sene sonra yaşıyoruzdur, 28 trilyon dolar borcu olan Çin bölünmek zorunda. Çin'in bugün 28 trilyon dolar borcu var. Bu borcu ödeyemiyor. Bu borcu ödemek için
Çin toprak kaybetmek zorunda. Dolayısıyla Çin 2000 sene önce 6 tane farklı işte ülkenin birleşmesiyle meydana gelmiş bir ülke olarak farklı parçalara ayrılacak. Bugün Çin, Çin denizinin dışında hiçbir yer